Merhaba gençler. Şimdi de çember ve daire konusundaki dairenin alanı ve dairenin alanı ile ilgili diğer testimiz platin teste geçiyoruz. Hemen soru birden başlayalım. Diyor ki KLMN karesinin kenarlarına ve dairelere teğet olacak şekilde 4 tane eş mühür yukarıdaki şekildeki gibi basılmış. Bakın bir karenin içine 4 tane eş şekilde bakın kenarlara birbirine değecek şekilde basılmış. Buradaki KL uzunluğu bakın 12. Yani bir karenin kenarı 12. Benden mavi bölgeli boyalı bölgeyi soruyor alanın. Her zaman aynı şeyi yapıyorum. Tüm alandan beyazları çıkaracağım. Bir kere KL karenin bir kenarı. O zaman tüm alan 12 çarpı niye 11 yazdım? 12 çarpı 12'den 144 santimetre kare tüm alan. Bundan 4 tane daire çıkaracağım. Ben dairenin çapını ya da yarı çapını bilmem lazım. Şimdi her zaman biz bu şekilde çizdiğimizde yani teğet yerden çizdiğimizde bunlar hep çap oluyordu. Yani burada iki tane çap var. Bakın. Tamam 12 ise bunlar 6'ya 6. Ama bunlar çap. O zaman bunun yarı çapı da 3. Çünkü 6 ise buradan buraya yarısı 3 olur. O zaman yarı çapı 3 olan bir çemberin dair alanını düşünürsek pi çarpı r kare. 3 çarpı 3'ün karesi. Yani 3 çarpı 9. Bu bir tanesi 27. E 4 tane var. Çarpalım 4 ile. 28 elde var 2. 8, 10. Demek ki 144'ten 108 çıkarmam lazım ki boyalı bölgeyi bulayım. O da 6, 3 yani 36 olur. Adana olur. Soru 2 yanda. Bize hemen yine boyalı bölgeyi soruyor. Bakın boyalı bölgeyi aynı şöyle düşüneceksiniz. Bir tane çeyrek daire dilim var değil mi? Önce bunun alanını bulalım. Çeyrek ya 4'e böleceğim. Neyi? Pi çarpı r kareyi. Pi 3. R'si 6 yani yarıçapı 6. Karesi 36. Bu tam bir daire olsaydı çeyrek bakın 90 derecelik bir açı oldu mu çeyrek daire diyorum. 4'e böldüm. 36'yı 4'e bölsem 9. 9 kere 3. 27 santimetre kare bu. Tamam yani şu iki bölge beyaz ve morun toplam bölgesi 27. Buradan beyaz olan bölgeyi yani üçgenin çıkarmam lazım. Üçgende alan da iki tane dik kenarın çarpımının yarısı yani taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Bu OA da yarıçap. OB gibi yani bu da 6. O zaman bunun alanı 6 çarpı 6 bölü 2'den bulunuyor. 6'yı 2'ye bölsem 3. 6 kere 3 de 18. Demek ki ben 27'den 18 çıkarttığımda kalan mor bölgeyi bulacağım. O da 9 yapar. Bursa olur. Gelelim 3'e. Bardağın alt ve üst kısmı daireden oluşmak demiş. Görüyoruz. O ve K merkezi dairenin yarı çapları sırasıyla 12 ve 10'muş. Bunu da gördük. Buna göre bardağın üstünde kalan daire ile altında kalan dairenin alanları farklı. Yani iki tane alan bulup çıkaracağım. Ne çıkaracağım? Şöyle düşünün. Burada 3 çarpı 12'nin karesi 144. Burada da 3 çarpı 10'un karesi 100. Yani şöyle aslında bundan bunu çıkartıyorum ya. Yani 3, 144 çarpı 3'ten 100 çarpı 3. İsterseniz sonuçlarını bulun çıkarın. Öyle yapalım isterseniz. 144 3 çarpsam. 4 kere 3. Şuraya yazayım. 12'nin ikisi elde var. 1. 4 kere 3 12 bir de elde 13. Bir de elde var 1. 3 kere 1 3 bir de elde 4. Bundan ne çıkartıyorum? 300'ü. 3 çarpı 100. O da ne olmuş olur? 132 olur. O da Bursa. Geldik 4'e. Aslı dikdörtgen şeklindeki kağıttan A ve B merkezi çeyrek daireler bakın. Bir tane büyük çeyrek daire, bir tane küçük çeyrek daire çıkarmış. Bize kalan bölgeyi soruyor. Şimdi şöyle düşünelim. Alt kenarın tamamı dikdörtgende 20 ise üst de 20 olmalı. Burada küçük olan çeyrek dairenin yarıçapı 8. O zaman burası da 12 olmalı ki toplam 20 olsun. O zaman bu da bakın şu kısım AE kısmı büyük olan çeyrek dairenin yarıçapı. AD de aynı şekilde onun yarıçapı. O zaman bu da 12. O zaman tüm alan burada 12 çarpı 20'den 240 santimetre kare. Bu tamam. Yani bütün dikdörtgen. Kesmeden önceki hali. Buradan ben bir tane büyük çeyrek daire, bir tane küçük çeyrek daire çıkaracağım. Şimdi buna bakalım önce. Büyük çeyrek daire neydi? Pi çarpı r kare, 12'nin karesi 144, bölü 4 çeyrek olduğu için. Bölsem bunu 4'e. Ne var? 3, 12, 4 kere 3, 12, 24, 6. 36 yaptı. 36 çarpı 3 de 6 kere 3, 18, 108 yaptı. Yani şu alan 108. Geldim bu alana. Onu da bulalım buradan. Yine pi çarpı r kare yani 8'in karesi 64. Çeyrek olduğu için 4'e bölüyorum yine. Böldüm. 64 bölü 4 sadeleştiriyorum 16 yapar.
16 çarpı 3'te 48 yapar. Bu da 48. Demek ki ben tamamından bu ikisini çıkaracağım. Yani çıkaracaklarım 108, 48 toplarsam 156. Tamamı 240'tı. Kesmeden önceki dikdörtgen alanı. Bundan 156'yı çıkaralım ki geriye kalan bölgeyi bulalım. 4, 3 kaldı. 8, 2 kaldı. 1 kaldı. 0. Yani 84 oldu. O da boş. Evet, geldik 5'e. Diyor ki aşağıda birbirine teğet 4 eş daireden ve kareden oluşan çek çizimi verilmiş. Görüyorsunuz. Karelerin köşeleri, yani şunlar, merkezmiş ve bu karenin çevresi 24. Çevresi 24 ise 24'ü 4'e böldük, bir kenarı 6. Yani şunun tamamı buradan buraya 6. O zaman bakın bu iki eş parça. Bu da bir buradakinin yarıçapı, bu da buradakinin yarıçapı. Yani yarıçaplar 3'e 3 burada. Peki ne yapıyorum? Şöyle düşünün. Ben kırmızı renkteki yaprakları bulacağım ya. Aslında şöyle düşünün bakın. Bu daireden şu kısmı çıkaracağım. Bu 90 ya kare ya. Bir çeyrek çıkaracağım. Bundan da bir çeyrek çıkaracağım. Bundan da bakın şöyle yaptığımda bir çeyrek çıkaracağım. Bundan da bir çeyrek çıkaracağım. 4 tane çeyrek zaten bunlar bir tam daire yapacağım. Demek ki bu şekilden bir tam daire çıkaracağım. Peki şeklin tamamı normalde nasılmış? 4 tane tam daireymiş. 4 tane tam daireden aslında ben bir tane tam daireyi çıkarıyorum. O zaman bu geriye kalan kırmızı bölgeler 3 tane tam daire alanı. Yarıçapı da 3. Pi çarpı r kareydi ya alan formülümüz. 3 çarpı 3'ün karesi. Yani 3 çarpı 9, 27. Bu bir tam daire için. 3 tane tam daire kırmızı bölge var. Çarpıyorum 3 ile. 7 kere 3, 21. Elde var 2. 3 kere 2, 6. 2 daha 8 oldu bize. 81. Geldik buraya. Bu bir eşkenar üçgenmiş. Hemen eşkenar üçgende ben her kenarın eşit olduğunu ve her açının da 60 derece olduğunu biliyorum. Bunları unutulmayacak bilgilerimiz. Şimdi diyor ki A köşesinde buraya bağlı, iple bağlı, 6 metre uzunluğunda iple bağlı keçi varmış. Bu keçinin otlayabileceği alan. Yani şöyle düşünün, şuradan şuraya kadar 6 metre olursa, yani şöyle bir bölgede otlayabiliyor bu. Yani bu alan bir daire dilimi gençler, değil mi? Yarıçapı 6 olan, açısı da 60 derece olan bir daire dilimi. Bunun formülü vardı, biz biliyorduk, formülü verdik daha öncesinde. Normal alan formülünü o daire dilimindeki açıyla çarpıp 260'a bölünce o daire diliminin alanını buluyordu. Pi 3 burada söylüyor. Yarıçap 6 idi, karesi 36. Açı 60. 60 derece bakın burası. Bölü 360. Zaten bunları böldüm, 36'ya 1 ve 10 oldu. 60'ı da 10'a böldüm, 6 oldu. 6 kere 3'te 18 oldu. Demek ki bu koyun otlayabileceği alan 18 metrekarelik bir alan. Evet, böylece bakıyorum platin testi bitirdik. Diğer çalışmalarda tekrar görüşürüz. Şimdilik herkese iyi günler, iyi çalışmalar.